Arkadaşlar yeniden merhabalar sık sık soruyordunuz hocam yeni pandemi olur mu salgın Türkiye'ye ne zaman gelir vesaire filan sorular vardı çok merak ettiniz buyurun sağlık bakanı açıkladı ve e, varyant iris Türkiye'de görüldü 9 kişide görüldüğü sağlık bakanı koca tarafından ifade edildi peki bu ne anlama geliyor değerli dostlar yeni bir kapanma olur mu dünya yeni bir kapanmaya doğru gider mi? Bu konularla ilgili sizlere bilgi vermek isterim. Öncelikle değerli dostlar 2 yıllık, 2,5 buçuk yıllık bir malum süreci geride bıraktık. Bu süreçte tabii ülkeler sınırlarını kapattı, insanlar dışarı çıkamadı vesaire filan. Ticaret ne oldu? Koptu. Üretim zinciri koptu. Gerçekten de bütün dünya bu süreçten zarar gördü. Şimdi dünya büyük bir krizin içerisinde esasında. Yani ekonomik kriz sadece ülkemizde değil. Ekonomik kriz demeyelim buna da ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyonist dönem sadece Türkiye için değil bütün dünyanın başında gibi gözüküyor. Tabii bizim kadar olmasa da mesela Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu düşürmek için işte habire faizleri yükseltiyor filan filan. Ve küresel borç her geçen gün artıyor. 370 trilyon dolara dayanmış küresel borç. O yüzden de dünya öncelikle yeni bir kapanmayı kaldıracağını düşünmüyorum ekonomik nedenlerle. Şimdi peki ne oluyor? Tabii ki kışa doğru giriyoruz, kış ayına giriyoruz. Kış ayına girerken grip vakaları vesaire biraz daha işte e, abs, e, hapşırma, aksırma vesaire bunlar artan şeyler, olabilecek şeyler. Tabii iris e, bir varyant ve özellikle de İngiltere ve e, Amerika'da görülen ve Amerika'da daha yaygın görüldüğü söylenen bir e, varyant. Peki bu varyant gerçekten tehlikeli midir? Yani insanlar korkak korkabilecek kadar insanları gerçekten tedirgin eder mi? Şimdi Sayın Bakan da açıkladı. Dedi ki: "Efendim işte 9 kişi de görüldü. E, Türkiye'de ama korkulacak bir şey yok. Korkulacak düzeyde değil." Şimdi değerli dostlar şunu ifade etmek isterim. Bakın insanlar hastalanabilir ve küresel bir salgın da olabilir. Ama bu salgın şeklini bu hastalık şeklini açıklama durumu farklıdır. Yani siz insanları korkutmadan, insanları ürkütmeden bir olayı açıklayabilirsiniz ve gerçekten de açıklamaya değmeyecek bir konuyu da basın önüne geçip açıklayarak insanları tedirgin etmenin bir anlamı yoktur. Şöyle ki, şimdi baktığınız zaman değerli dostlar, bütün dünyada kanser vakaları artıyor. Bunun önlemini almamız gerekiyor. Bu konuda televizyonlarda çıkıp uyaran ya da televizyon programlarda tartışma programı var mı? Yok. Peki bizim Sağlık Bakanımız bir gün çıkıp da ya e, Türkiye'de ve dünyada kanser vakaları azalıyor. İşte bunun nedenleri şunlar, şunlar, şunlar. Tedbirli olun, şunları şunları yapın vesaire diyor mu? Hayır. Yine dünyada sigaradan milyonlarca insan ölüyor. Bir rakama göre 7 milyon insan, bir rakama göre 10 milyon insan ölüyor yılda dünyada. Şimdi böyle bir ortam varken büyük tehlikelerden bahsetmeyip efendim 9 kişide işte iris e, varyantı görüldü diyerek insanları tedirgin etmenin de bir anlamı yoktur. Ha bu nereden geliyor? Ne yapmak istiyorlar? Esasında ne yapmak istediklerini siz çok iyi biliyorsunuz. Yani bunları açarak algoritmaya yakalanmak ya da işte e, bir kısıtlamaya gitmek isteme. Fakat değerli dostlar geçtiğimiz günlerde Hindistan'da biliyorsunuz bir G20 zirvesi düzenlendi. Onun öncesinde de bir B20 zirvesi ki bu zirveye çok önem veriyorum. Onu yakında bir video konusu yaptım. Sizlere anlatacağım. Şimdi bu toplantılarda zaten özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi yasa tasarısının bir an önce yürürlüğe girmesi, ulus devletler tarafından onaylanması konusunda karar alındı. Ne zaman? 24 Mayıs 2024'te bu yasayı ulus devletlere imzalattırılacaklar, onaylatacaklar. O yüzden bazı devletler yanaşmıyor. Yani e, ulus devletlerin sağlık bakanlıklarının yetkileri yetkilerini alıp dünya sağlık örgütüne veren bu yasa bazı devletler tarafından e, efendim işte kuşkuyla karşılanıyor. Mesela Çin, Rusya, e, Hindistan vesaire filan. Şimdi Hindistan demişken değerli dostlar bakın Hindistan'da G20 zirvesi yapıldı. Bir gün sonra Hindistan'da efendim salgın patladı bir bölgesinde işte okullar tatil edildi. Efendim iş yerleri kapatıldı vesaire filan. Şimdi bunların her birisinin acaba tesadüf mü değil mi olduğu konusunda yorumu size bırakıyorum. Ve dolayısıyla diyorum ki 2024 yılına kadar bu yasayı onaylatmak için bu tarz çıkışlar sürecek. Şimdi Sayın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı bu açıklamayı yaptıktan sonra vurguladı. Önemli bir şey yok. Ve Dolayısıyla da bu işte sıradan bir hastalık. Efendim e, çok e, ağır e, seyretmiyor diye açıklama yaptı. O halde e, madem ki ağır değil, madem ki hafif neden kameralar karşısında ya da açıklama yapıp da insanları geriyorsunuz? Bunun altında yatan gerçek nedir? Ha, bunu biz biliyoruz da dediğim gibi burada her şeyi konuşamıyoruz. Şimdi değerli dostlar bakın bütün mesele şu. Yarın öbür gün biliyorsunuz İki yıl önce başlayan o süreç de malum süreç de böyle başlamıştı. Önce işte Sağlık Bakanı koca çıktı. Efendim ülkemizde ne yazık ki işte şu kadar görüldü ama şu anda önlemlerimizi aldık. Evet Panik yapacak bir şey yok diye açıklama yaptıktan sonra gerisini zaten biliyorsunuz Türkiye'de olanlar dünyada olanlar. O yüzden bu iris dedikleri şey de şu yani e, Yunan alfabesinde harf kalmadı. Efendim işte o uyuşmazlık tanrıçası biliyorsunuz İris Yunan Yunanistan mitolojisinde aynı zamanda da bir gezegen adı olduğu ifade ediliyor. Yani böyle gizemli kelimeleri bulup bulup her birisine işte bir varyanta isim veriyorlar bunları. Peki nihai hedef ne değerli dostlar? Nihai hedef insanları, dünyayı bir küresel olay etrafında kenetleyip küresel mücadele adı altında ulus devletlerin egemenlik haklarını paylaşmak. Bakın buna gerekçe oluşturuyorlar. Buna gerekçe sadece bu tür olaylar değil, bu tür hastalıklar değil. İşte UFO meselesini biliyorsunuz Meksika meclisinde getirdiler iki tane efendim bin yaşında olduğu iddia edilen kalıntıları resmi olarak bir mecliste sergilediler. Peki ne oldu? Hemen ardından namuslu bilim insanları çıktı bunu yalanladı. Esasında iki yıl önce yalanlamışlar bunu zaten. Belgelerle yalanlamışlar. Ve bu e, kalıntılar üzerinde oynandığı, eklemeler yapıldığı o belgelerin her birisinde ifade ediliyor, konuşuluyor. E şimdi değerli dostlar insanlığı o kadar bunaltıyorlar, insanlığı o kadar sıkıştırıyorlar ki böyle ortak bir düşmana karşı birleştirmek ve hani tek dünya tek aile, tek gelecek. Ya bu slogan boşuna değil. Nerede yapıldı? Hindistan'da. Bakın Hindistan'da yapıldıktan bir gün sonra işte orada salgın patlak verdi. Ve metine geçti, metinlere geçti. O G20 zirvesindeki sonuç bildirgesine efendim dijital dijital takipten tutun. Efendim işte karbon vergisiydi. Efendim yine bu e, küresel pandemi yasa tasarısıydı vesaire filan. Yani bugüne kadar söylediğimiz ve insanlığı toptan kontrol etme mekanizmalarını resmileştirdiler. E işte bunlara gerekçe oluştur oluşturacaklar. Yani işte e, değişiklikleri, hava değişikliklerini vesaire filan bunların her birisi esasında büyük bir planın parçası. Dolayısıyla şimdi ülkemizde görülebilir, grip vakaları da görülebilir. Nitekim de e, işte o malum süreç bittikten sonra grip vakaları açıklamaları başladı. Çünkü artık yavaş e, hafif seyrediyor. diyor. O yüzden de birileri bunu tekrar alevlendirmek istiyor. Yani 2024 mayısına hazırlık yapılıyor. Ha bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi önemsiz gibi gözükse de yarın bambaşka bir hastalık karşımıza çıkabilir. Çünkü ulus devletler ne kadar uzak durursa bu yasadan ya da şöyle hani mızmızlanma derler ya, devletler ne kadar mızmızlanırsa bunu imzalamamak için emin olun dozu artıracaklar. Daha da ileri gidebilirler. Yepyeni bir salgın çıkabilir. Ha bu zaten bilinen yani malum sürecin varyantlarından ama bu yetersiz olursa ki denediler İngiltere'de yetersiz oldu. Amerika'da her türlü her türlü abartmaya, kışkırtmaya rağmen yetersiz oldu. Şimdi bunu yaygınlaştırıyorlar Türkiye. Bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim. İngiltere ve Amerika'da ne olursa bir gün iki gün sonra Türkiye'de olacağından emin olun. Nitekim de öyle oluyor. Bu da öyle oldu. Önce Amerika'da sonra İngiltere'de sonra Türkiye'de. Her ne hikmetse Avrupa'nın en önemli pilot ülkelerinden birisi de Türkiye oldu. Dolayısıyla bu açıklamadan korkmayın. Paniğe kapılmayın. Dediğim gibi her zaman olduğu gibi bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Doğal beslenin. Efendim C vitaminini bol alın. Suyu bol için kış hazırlıkları, yeşil, sebze, meyve, yiyin, rahatlıkla. Siz bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye bakın. Ha, hastalık gelir mi? Hastalık Allah'tan. Gelirse dermanımızı ararız, doktorumuza gideriz, tedavimizi görürüz. Ama hiç kimse bundan sonra insanları korkuya sevk etmemeli ve bir daha insanlara böyle korkutucu e, rüyalar göstermemeli ve buna vesile olmamalı diye düşünüyorum. O yüzden de panik yapacak bir şey yoktur. Her zamanki halleri. Açamıyorum konuyu. Yani dolaştırıyorum kelimeleri. Siz anlıyorsunuz ne dediğimi. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.